Yeni seçim. Beklentiniz nedir o zaman? Valla ben adamla bir sefer görüştüm. Evet. Genç adam, idealist. İnanıyorum başaracağını. Yani bir eski başkanlar gibi, Tahsin Salihoğlu gibi çalışkan olacağına inanıyorum. İnşallah. Yani değişimden memnunsunuz o zaman. Ben memnunum. Onu getirenler de iyi etti. Burada vardı. Buradaki adaylardan birini siz yapsaydı. Ben CHP seçmeni değilim. Ama onu kendisiyle de görüştüm. 15 tane ona oy topladım. Verdik de oyumuzu. Bir şeyleri başaracağına da inanıyorum. Genç, idealist. Hep böyle gençlere bırakmalar lazım. Bir önceki başkan da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıydı. Sokak, bir gün sokağa çıktığı yoktu ama. Sokaklarda değil. Utku başkan çıkıyor mu? Daha yeni başladı adam, bir dur bakalım. Tabii kısa bir zaman oldu ama. 5 sene daha görevde. 5 zamanı söz veriyorlar, seçimden sonra unutup gidiliyor memlekette. Evet. Şimdi mesele, ben şimdi belediye başkanımızdan bütün, ya adamın dükkanı var, sokaklar işgal altında. Adam dükkanından fazla dışarıya mal koyuyor. Ama bu konu belediyeye biraz daha iyi. Tabii belediye başkanı için söylüyorum. Evet, evet. Yani bunlara biraz çeki düzen vermesi lazım. Adam sokağı işgal ediyor. Kafeler, kentsel dönüşümde mesela binalar, bina yapılıyor. Evet. Adam demirini, şeyini, yolu kapatıyor. Her şeyini, yani bunlar, yani bir an önce tabii ki yapılması gerekir. O demiri dökmesi şey, ama bir an önce de aylarca orada kaldı. Mesela şu ana arterlerde araba, yani giriş çıkışlarda, evet, sokaklar işgal altında. Evet. Arabaları bırakıyorlar. Yani bunlara ne kaymakamı ne belediyesi bir tanesi şey etmiyor. Tabii denetim yapmaları gerekiyor. Yani orada doğru, ambulansı var, hastası var, şu var. Doğru. Acil insanlar bir yere gitmesi gerekiyor. Evet. Hiç onlara bir bakan birisi yok. Buradan o zaman Utku Caner Başkan'a bunu duyurmuş olalım. O da bu konuyla ilgili. Yani bu, ilgileneceğini düşünüyoruz. Yani. Ben de inanıyorum çoğu şeyleri. Çünkü genç idealist, evet, kendisine inanıyorum ben, evet, başaracağına. Bizim eski başkanımız saat 6'da insanlar randevu veriyordu. Görüşmek için. Tahsin Salihoğlu. Evet. 6'da. Evet. Sokakları, her gün sokakları tek tek dolaşıyordu. Ben şeyi bir gün, eski başkanı bir gün sokaklarda görmedim. Nerede şakşak konser varsa orada. Ya belki bir şeyler üç tane o Tahsin Salihoğlu üç kişinin bir belediye yönetiyordu. İki başkan yardımcısı, bir de kendisi. 450 personeller küçük çekmeceden ayrıldı burası. Evet. Geldi buraya. Şimdi belki var 3000 personeli. Avcılar da büyüdü ama. Ama onun zamanında bütün altyapı, üst yapı, her şey onun zamanında, şu ağaçları bile o dikmiştir. Şuradaki ağaçların, adam çalışıyordu. Allah öldü, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama ondan sonra şeyler de, yani bilmiyorum. Belediye başkanının hizmetlerini veya beklentinizi. Belediye başkanımızı seçtik. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Evet. İnşallah her şey çok güzel olacak dedik. Olacak. Evet. Başkan, siz burada oturuyorsunuz, evet, Avcılar'da. Oturuyoruz. Peki şu an yeni seçilen başkandan beklentiniz nedir tam olarak? Yani Avcılar vatandaşı olarak, evet, burada ne olursa mutlu olursunuz. Ya başta bu kentsel dönüşüm. Evet. Ondan sonra işsizlik. Bu yabancılar. Biraz buralardan, evet, bunlardan. Çok var mı burada Avcılar'da? Çok var. Bir de kiracı sorunları, yani binalara girip biliyorsun 5-10 kişi bir arada yaşıyorlar. Evet. O sorunlarımızı halledecek inşallah başkanımız. Genç olduğu için mutluyuz, umutluyuz. Çocuklarımız adına çok mutluyuz. Bütün gençlerin adına, yani yeni nesil adına umutluyuz. Peki kentsel... Umut, kendi adı. Yani... Peki kentsel dönüşümle ilgili burada en azından oturduğunuz yer... Biz kiracıyız da çok var çevremizde de yıkılacak evler. Hani belki uygun bir şey olursa insanlar mağdur olmaz. Hani şimdi evi olanlar öyle diyor. Bizim evimiz yok ama evi olanlar diyor mesela.
ödemesi çok, hani ödeyemeyiz ama evler de yıkık. Hani ölümü bekliyoruz gibisinden, Allah korusun. Öyle o şekilde yani, inşallah olacak bir şeyler yani. Hepsi bir arada da olmaz yani, başkanımız da geldi anca düzeltecek. Değil mi? Değişimden memnunsunuz. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Teşekkür ederim. Abi buyur. Deni geldi, görmedik daha bir şey. Beklenti olarak ne bekliyorsunuz? Beklenti olarak avcıları güzelleştirmesini, halka hizmet etmesini bekliyoruz sonuçta. İkisi de aynı partideydi neticede. Ne değişecek sizce? Değişen bir şey olmayacak. Hizmet eden gelsin buraya. Başka birisini istemiyoruz. Ben 40 yıllık avcılarım, 45 yıllık avcılarlıyım. Evet. Bu avcılarda hizmet görmedik şu ana kadar. Peki en önemli, en acil ihtiyaç nedir? En acil olan burada bir, ilk önce temizlik, ilk önce halka hizmet, halkın içine inmesi, halkın sorunlarına ilgilenmesi. Bütün mesele bu. Halkın hiç kimse gelen hiçbir sorunla ilgilenmedi. O zaman halktan kopuk mu yaşadı? Halktan kopukluk yaşandı şu ana kadar. Anladım. Ve onu beklentimiz halkın içinde olması, makamda değil, makamda değil. Büyüdükçe küçülmesini öğrenmeli belediye başkanları. Bizim oylarımızla geliyorlarsa bize hizmet için gelmeliler. Burada keyfe keder, her iş keyfe keder yapılmamalı. Burada denetimin sıklaşması, hele hele pazar semt pazarlarındaki esnafı denetlemeleri, esnafın bütün %95'i eksik tartıyor, eksik veriyor. Her pazara gidişimizde eksik meyve sebze alıyoruz. Bunları denetlenmesi, acil olarak denetlenmesi ve halkın içinde olmasını istiyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz seçtiğimiz için yine tekrar. Yani sizin gördüğünüz en acil ihtiyaç nedir avcılarda? Şu anda ilk önce acil ihtiyaç trafik sorunu. Avcıların trafik sorunu, park sorunu. Trafik sorunu ama biraz İstanbul'un geneli. İstanbul'un genelinde ama bir de park sorunu. Belediyenin merkezlerine bir altyapı otoparkı yapılırsa, tabii acil ihtiyaçtır ama zaman ister. Onlara eğilmesi en önemli şey budur yani. Başka bir pahalılıkla onun ilgisi olmadığına göre kendisine başarılar dileyelim yine de. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.